dilimin en eski esnaflarından, 1988 yılından beri hizmet veriyor. Pek çok kriz yaşadı. Oldukça da başarılı bir marka yönetti. Leskon'dayız. Mustafa Süvari Bey ile görüşeceğim. Didim de iğneden ipliğe her noktada Mustafa Bey var. Mustafa Bey, sizinle sohbet edebilir miyiz? Tabii. O zaman başlayalım. Mustafa 7-8 yaşında çocuk açıdan. Para mont. Joy'da var mı? Karşıda var abi. Karşı. Karşı jelibon bebe var. Bakar. Jelibon bebe mi? Bonibon bebe mi var orada? Peki selam söylesek. Tabii selam Mustafa gönderdi de. Tamam. Mustafa Bey, sizi tanımak istiyoruz. Didim'de ilk iğneden ipliğe her yerde bir Konyalı var. Evet. Adı Konyalı olup da Didim'de herhalde Didim'in sevdiği, sahip çıktığı. Yani adı Didim'le alakası Medusa ya da işte hani Apollon evet. gibi Didim'le ilgili bir şey değil. Ama evet. siz Konyalı olarak çok sevildiniz. Ya biz buraya başarılı da oldunuz. 1988 yılında girdiğimiz zaman buranın nüfusu 5000'di. 1988. Babama Konyalı dede diyorlardı. Şuma'dan geldik. Annemin sağlığı dolayısıyla buraya geldik. O günden burada kaldık. Dedime şifa bulmak için gelenlerden. Evet, havası evet, iyiydi. Evet. Astım mıydı annem? Annem astımdı. İyi geldi mi peki? Çok iyi geldi. Anneme Konya'da hani 3-5 yıl ömür verirlerken annem rahmetli burada 17 yıl yaşadı. Biz de böyle dilimli olduk. Kaç kardeşsiniz abi? 5 kardeşiz. 4'ümüz burada. Bir tanesi gelmedi devletti, Konya'da. Gelmedi Konya'da. Dedim sen geldiğin zaman küçücük bir şeydi. Evet, kasabada. Kasabaydık. Kasabaydık. İlçe değildik. İlk ne işle başladın? İlk aynı mesleğimiz devam ettik. Hiç başka bir iş orada yapmadık. Orada da mı? Orada da bu iş. Böyle tabii aileden geldi. Aileden geldi. Baba mesleği. Üretim tarafınız var mı? Sadece üretim Nazilli'de bir ara üretim yaptık zaman zaman. Üretime devam edemediniz ya, mi? Mesafe uzak olduğu için devam etmedik. Yani Didim'de denedim ben üretimi. Burada iş potansiyeli biraz daha zayıf olduğu için olmadı. Yani Didim en azından bir sanayi bölgesi ya da atölye bölgesi değil, onu gördük. Nazilli'de git gel uzak olunca bırakmak zorunda. Tam olarak ticari faaliyetiniz ne? Yani tam yaptığınız, evet okul kıyafetlerini siz evet. satıyorsunuz, işte ayakkabı var, Leskon ürünlerini satıyorsunuz. Spor mağazası diyebiliriz. Spor, ya burayı spor mağazası. Bizim bir mağaza daha var. İlk mağazamız. Normalde bizim baba mesleği manifaturacı. Manifaturacılık zamanla azalınca biz de biraz tekstilin başka yönlerine kaydık. İşte iş çamaşır. Manifaturacılık azaldı mı? Yoksa azaldı. Bu internette kendin yaplar, iplerden gençler şimdi... Yok. Eskiden her köşe başında şimdiki bakallar gibi terziler vardı. Hı-hı. Şimdi onlar kalktı. Yani hazıra döndüğü için kumaş biraz azaldı. Yani bir müddet sonra manifaturacılık hepten mi yok olacak? Yok olacak yani. Hazıra dönecek herkes. Siz bunu gördünüz o evet. zaman. Buna tabii. alternatif olarak işinizin i̇şte, devam etmesi adına tabii. böyle bir oluşum. Kendi sektörümüzde tamam. yan kuruluşlar. İşte hazır öyle giyim. Yapalım. Sonra bu mağazaya açtım. Spor giyimin Didim'de eksik olduğunu gördüğüm için spor giyime İşte markalar, Didim'in belli markaları Türkiye'nin, Leskon, Jump, MP. Günün anlam ve önemine göre yükselen firmaların bayiliğini alıyorum. Randıman alırsan devam ediyorum. Peki diğer bayilere göre Didim'in satış potansiyeli nedir? Yani Leskon mutlu mu Didim'deki satıştan? Ben biliyorum ki çok yüksek bir rakamları bulduğunuz dönemler oldu. Ben burayı açtığım zaman Leskon'un benim bölgemde 102 bayisi vardı. En iyi ikinciydim ben. Son 3 yıla kadar. Yani en iyi ikinci bayisiydim. Son 3 yılda internet satışından dolayı 50. sıraya falan düştüm. Biz internet satışına pek yönelmedik. Ha benim işlerimde düşme olmadı. Hani aynı ciroları yakalıyoruz ama internet satışı etkiledi. Peki, yine ben de Leskon'da veya diğer firmalarda gözde bir firmayım. Yani en iyi ikinci çok evet. ciddi bir satıştır. Biz Manisa'daki Vaktel firması vardı. O uluslararası çalışıyordu biraz. Ondan sonra en iyi... Ege bölgesinde tabii, Ege bir bölgesinde. Sürü tabii. Yani Bodrum, tabii. Marmaris, Kuşadası kimler yok ki? İller say. Denizli, İzmir, Manisa, Balıkesir, Muğla ve Aydın'da ben 2 numaraydım. Yani bunu ben 10 yıl 2 numara kaldım. Peki Didim dışında başka bir yerde mağaza açmayı düşündün mü? Bir ara düşündüm de benden sonra bu mesleği takip edecek
bir nesil yetiştiremedik. Bizimkiler okudu gitti. Kaç çocuğunuz var? Allah bağışlasın. İki çocuğum var. Bir ne tanesi, iş yaparlar? Bir tanesi veteriner. Devlete atandı. Manisa Soma'da. Bir tanesi de kabin amirliği. Şimdi pilotluk okuyacak. Yani mesleğimizi devam ettirmiyor. Anladım. Onun İster için, miydin? Tabii isterdim yani hani ticaret. Kurulu düzen tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Eskiden insanlar işte çocuğun memur olsun, işte garanti devlet kapısında bir işi olsun derken. Evet, sence doğru. Sence esnaflık mı daha iyi kazandırıyor yoksa böyle memur hayat? Çekirdekten esnaf olursan esnaflık daha iyi kazandırır. Yani yarını düşünürsen hani ileriye dönük planı projeli olmazsa birkaç günlük birkaç yıllık düşünürsen esnaflık sıkıntılı ama süreklilik, ben sürekli bu işi yapacağım diyorsam ben de tam sana bunu soracağım. Başarılı bir esnaf olmanın, çok satış yapmanın, çok sevilmenin, talep görmenin sırrı nedir? Yani ya, sen dedim adına sahip bir mağazan yok. Konyalısın. Evet. Konyalılar diye kaldı. Ama biliyorum ki bir süvari oğulları mı, süvari mi, böyle süvari. Bir süvari. Soy isminden dolayı böyle bir yeter benim soyadım süvari dediğin dönemleri de oldu. 1990-95'li yıllarda oldu öyle. Arkadaşların gazıyla ben muhtar adayı oldum Cumhuriyet Mahallesi'nde. Yani süvari oğulları işte süvari orada ben bir zorluk yaşamıştım. Muhtar adayı da oldum. Evet. 8 oyla siyasetle de yakından ilgilisin. Normalde derler ki esnaf adamın işte dini, dili, siyasi görüşü olmaz. Sen tam tersine siyasi evet. Duruşları da olan bir esnafsın. Doğrudur. Önce şunu sormak istiyorum. İyi bir esnaf olmanın hani sabah erken kalkacaksın işte veresiye satan, peşin satan gibi böyle şeyler var bilirsiniz. Hani nedir yani iyi bir esnaf olmanın demir taşları, ana kilit taşları nelerdir? Bir işine sahip çıkacağım. Müşteriye kendi sektöründe lider olacaksın. Bizim öbür dükkanda Konyalılar manifatör olarak kendi sattığımız ürünlerde tekstil ürünleri, iç giyim veya yün de bir müşteri aradığı zaman kesinlikle o malı bulacak. Onun takibini yapacaksın. Bu çok önemli. Şimdi Konyalılar manifaturayı bizi çıkar başkasını koy cironun %90'ını yakalar. Yani sabahleyin insan kalkınca ya boşver sağa sola aramayı ben bunu Konyalılar'da buluyorum. Bu imajı yarattık biz. Yerinden alıp biraz daha düşük kar marjıyla satacaksın. Kar marjını çok yükseltmeden. Çok yükseltmeyeceksin. Yani hele şimdi internet denen olay var. Hani bir insan bir malın fiyatını taktı internete bakıp görüyor. Hani yüksek satamazsın. Ya bu devamlılık hani 10 kazanmayacaksın da 5'i sürekli kazanacaksın. Amaç bu. Devamlılık, tabii. Müşterinin taleplerine tabii. Doğru cevap vermek, zamanında cevap vermek, müşteri ilişkileri. Tabii, müşteri ilişkileri çok önemli. Bir de sizin işiniz hep kadınlarla. Evet. Yani kadınlar yani. Zordur. Yani her şeyi beğenmez. Tabii. Çok özellikle hani manifaturadan alışveriş evet. Yapan o teyzeler bilir hangi örgünün hangi ipin içinde ne olduğunu, evet. Her yerde kaça satıldığını gider. Evet. Hani 50 kuruş indirim olsun gider o mağazayı alır. Nasıl korudun bu şeyi? Ya ne bileyim. Bizim en büyük artılarımızdan bir tanesi biraderle benim eşim de işimizde beraberdik. Evet. Yani onların da çok büyük katkısı oldu. Eşleriniz sizin evet. Kadar. Evet. Yani eşlerimiz de masa arkasında olduğu için yani iyi geçindik. Yani bir sorun yaşamadık. Yani ufak tefek bir şeyler olmuş olabilir ama hiç Allah'a şükür bugüne kadar ne yüz kızartıcı ne alnımıza kara leke getirecek o tarz hiçbir şeyle karşılaşmadık bu zaman zarfında. Yani eşiniz olmasaydı, eşleriniz olmasaydı ya çok biraz zordu. Tabii yani şimdi bayan İş giyim soracak, çekinebilir. Yani bu normaldir. Ha, o anda eşlerimiz devreye girdi. Hı hı. İşte biz bunu açtık bugüne kadar. Aslında şu da var. Hı. Karı koca birlikte çalışarak bir başarı kazanmışsınız. Tabii, tabii. Ama hep seni tatillerde tek görüyoruz. Dükkan kime emanet olacak? Ya. Arkasında ben varım. Bana ilk vize alırken Macaristan ilk Avrupa vizesini Macaristan konsolosu sormuştu bana. Neden eşin gitmiyor diye. Dedim ki ikimiz de gidersek bir daha gidemeyiz dedim. Evet. Biz sırayla gideceğiz. eşim de gideceğim yani o da
Aslında eşinizle de konuşmayı çok isterdim. Yani siz de buyurun gelin, size de soralım Didim'le ilgili. Gerçi bu başarının önündeki isim olarak hani Mustafa Bey'dir ama sen bir siyasi partidesin diyelim ama diğerleriyle de çok yakın ilişki içerisindesin. Yani sen kutuplaştırmayı kesinlikle yok ben eden buna karşıyım. Kesinlikle. Ben son 1,5 yıl önce AK Parti ilçe yönetimine seçildim. Beni ertesi gün ilk tebriğe Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı geldi. Hani seni tebrik ediyorum dedi. En azından hani kutup değilsin. Tamam o tarafı savunuyorsun ama bizim de haklarımızı biliyorsun anlamında. Tamam, ben biraz bir daha şey, radikal yani... at gözlüğüne değil de geniş çerçeveyle bakan bir insanım. Ya biraz daha hani Didim'e katkımız, faydamız olabilir mi? O amaçla yardım amaçla. Zaten yardım denince de ilk akla gelen isimlerdensin. Pandemi süresi boyunca kaymakamlıkla beraber koli dağıtımındaydın. İşte bu, dinleyelim senden ne yaptın pandemide? Ya pandemide İHH yönetimi bizi hani Didim temsilciliği verdi. Sağ olsun bize güvenerek çevremizdeki halk bize para verdi yardım için. Hani bazıları isim belirtti, bazıları belirtmedi. Ya biz de gıda kolisi olarak dağıttık ihtiyaç sahiplerine. İhtiyaç sahiplerini de biz belirlemedik. Tüm kuruluşlardan, siyasi partilerden, herkesten, önümüze geçen komşusu varsa orada din, dil, ırk, mezhep hiç gözetmedik. İngiliz'e dahi yardım ettik. Bir yıl Kızılay geçici görev verdi. İşte biraz Didim'deki halka faydamız olsun diye. Yoksa başka bir şey yok. Didim zaten çok siyasetin, çok kutuplaşmanın olmadığı bir yer. Yani şöyle, siyaset ve her yerde, ticaret her yerde var ama burada kutuplaşma dili biraz daha şeydir, yumuşaktır, softtur. Yani neden? Buradaki AK Partili ile Kars'ın AK Partilisi de aynı değil. Buranın CHP'lisi ile Kars'ın CHP'lisi de aynı değil. Demek ki Kars hani burada örnektir ama hani memleketin batısıyla doğusunun siyasi anlayışı da aynı değil. Sen siyaset ve politikayla uğraşan biri olarak dünya görüşün sana ne diyor? Neyin peşindesin sen? Ya, benim bir yıl sonraki bir amacım yok. Yani bir yıl sonra yok meclis üyeliği yok belediye başkanı kesinlikle öyle bir niyetim yok. Ya bundan öteye gitmeyecek. Hani bu benim 10 yıl önceki, 20 yıl önceki söylediğim. Bundan işte 20 yıl önce arkadaşların gazına muhtarıdaydı. Yani o benim için bir hataydı. Ben hiçbir yerde başkan olmam. 5-6 tane dernekteyim ama hep başkan yardımcısıyım. Hiçbir yerde bugünden sonra... Hangi derneklerdesin? 75 gençlik var. Gurur duyduğum bir dernek. Sadece yardım amaçlı. Konyalılar Derneği var. Şimdi de Allah nasip ederse bu biraz da emrivaki aldığım Didim Polis Yardım ve Yaşatma Derneği'ni şu anda valilikte imzası. Büyük bir ihtimalle başkanı da benim. Biraz da hani bir de güvenle alakalı. Yani biliyorlar ki at niyetli değiliz. O amaçla. Didim iktidarı çok eleştiren bir yer. Sen doğru. De iktidar kanadının partisinde yöneticisin. Tabii. zor olmuyor mu senin için? Ya şu anda iktidar... Ben muhalefetin hani dışarıda boş konuşmakla değil de cevabını sandıkta vermesi lazım. Şu anda AK Parti iktidarda ise saygı duyacağız. Ne zamana kadar? İkinci bir seçime kadar. Benim amacım da Ankara'daki gücü Didim'e yansıtmak. Hepsi bu hani buraya daha iyi bir okul, işte hastane için gerçekten uğraştık, yeni bir emniyet müdürlüğü binası, işte onun için uğraştık yani muhalefet tabii ki olacak. Didim'in geleceğini nasıl görüyorsun? Didim'in geleceği bilinçsiz büyüyor, programsız büyüyor, bilinçsiz büyüyor ve hiçbir zaman hani 33 yıldır Didim'deyiz. Hep iktidara ters oldu. Ya, bu çok önemli bir şey. Yani iktidar desteğini hiçbir zaman almadım. Bilinçsiz biliyor. Başarının sırrı nedir dedim. Çok böyle bir şey söylemedim. Yani senden aldığım verilerle, sana sorduklarımla şimdi bir şeyler toparlamaya çalışıyorum. Anladığım kadarıyla
Hem geziyorsun, evet. Hem paranı harcıyorsun, evet. Hem diğer dünya ülkelerini görüyorsun, evet. Esnafın ticaretini görüyorsun. Nedir fark? Ben kıyaslıyorum. Yani gittiğim zaman hani herkes turuna gidiyorum. Furkan geldi. Turuna gidiyorum. Tur, iki tur atıyorsa ben arka sokağa dönüyorum. Yani ben belediyeye olsun, buradaki çok yerlere çok örnekler verdim yani. Hani dedim bak bu böyle olursa. Gözlemliyorum tabii. Gittiğim yerlerde mağazalara gidiyorum. Mağazaların vitrini nasıl, onlara bakıyorum. Halkın yaşam düzenine bakıyorum. Tabii eksiklikler çok. Hani biz de... En sevdiğin ülkene bütün dünyayı neredeyse dolaştın ya. Dünya büyük çağırlar. Ama 50'nin üzerinde ülke gezdim. Ya özgürlük bakımından hani Avrupalı biraz daha halkı özgür. Ha mutlu mu desem mutlu değil. En fakir ülkeye gidiyorsun. Hani çok fakir ama gerçekten çok mutlular. Mesela Bulgaristan'ı çok beğendim. Çok tertemiz. Yani ben beklentilerimin çok üstündeydi. Sadece turizmde geçinen bir Fransa'yı gördüm. İtalya'yı gördüm. Yani adamların geliri sadece turizme dayalı. İşte böyle. Sporla da, spor kulüpleriyle de çok iç içesin. Evet. Didim'in sporda böyle öne çıkmaması, sporcuları ağırlayamaması, kamp yeri olamaması. Evet. Bu konuda neler söylemek istersin? Öyle bir proje vardı. Bu Aquasit'in orada yaklaşık 500 dönüm bir de 230 dönüm bir arazi. Oraya yaklaşık 10-15 tane otel yapılıp spor kulüplerini buraya çekme bir planı vardı ama ne aşamada bilmiyorum. Yani biz Antalya'dan daha iyiyiz. Yani en azından oranın rutubetli sıcağı yok. Bilmiyorum işte. Bunun çok şeyi alanımız tabii. Yani tek sorun bence yerel yönetimle iktidar yönetiminin ortaklaşa hareket etmemesi. Yoksa yer var. Ya şöyle söyleyeyim, un var, şeker var, her şey var, her şey var. Bir helva yapan yok. Evet. Yani öyle normalde bence bir el atan olursa, hani sordunuz ya dedim daha ileride nereye gider, eğer buraya o dediğim spor şeyler kurulursa çok hani ikinci bir Antalya olabilir. Antalya'nın alternatifi, evet, en iyi alternatifi kesinlikle olabilir. Çünkü dedim çok dar alanda kurulmuş bir yer. Gerçekten yüz ölçümüne baktığın zaman çok büyük bir yer. Çok sporcu var mı Didim'de burada senden alışveriş yapan? Tabii yani Didim'dekilerin neredeyse %80'i benden alışveriş yapmıyor. Peki sen spor destekliyor musun? Tabii ben Didim Belediye Spor Yönetimindeyim. diğer Didim Spor Yönetimindeyim. Tabii imkanlar el verdiği sürece destekliyorum. Bu son pandemiyle birlikte esnaf ciddi bir kriz yaşadı. Tabii evet. Nedir, en büyük sorununuz nedir şu son dönemde? Para mı dönmüyor, nakit mi dönmüyor, mal mı alamıyorsunuz? Son iki ay saymazsak, son iki ayda gerçekten hani ülke genelinde ciddi bir sorun var. Ham madde yokluğu diyorlar. Tabi bu da krizlerden bir tanesi. Hani ben 33 yılda kaç tane, belki 10 tane kriz atlattık. En zor hangisi? En zoru bu oldu bizim için. Daha zorlar olmuştur bilmiyorum ama bu seviyeye hiçbir zaman gelmemiştik. İyi bir fiyat artışı var. Ham madde eksikliği var. Bizim firmaların hepsi tamamen ihracata yöneldi. Yani gerek yoktu iş piyasaya vermektense. Yani iş piyasaya verince de fiyatlar yükseliyor. Ama oturacağını düşünüyorum. Yani şu birkaç ay içinde bu fiyatların oturacağını düşünüyorum. Şimdi gerçek bir üretim cennetiyiz aslında. Şöyle tabii. Denizli var elimizde, Nazilli tabii. Var. Yani sen de üretme bir dönem tabii. Hani girdin, en azından tekstille uğraştın. Tabii. Biz niye yurt dışından alıyoruz? Şimdi biraz önce sordunuz ya en iyi ülke neresi diye. Türkiye gibi, Türkiye kadar aynı anda denize girilip, aynı anda kayak yapılabilen, zeytinin, fındığın, tütünün, ne bileyim, aynı anda yetişebileceği başka bir ülke yok. Hani bir ülke sadece şeker üretiyordur, soğuk iklim meyveleri üretiyordur. Ama Türkiye'de en doğusuna, en batısına kadar dünyada olmayan bir şey yok. Ve aynı anda üretebiliyorsun. Bilmiyorum, bence o da bir tarım politikasıdır bence yani. Doğru kullanılmadığını düşünüyorum yani. Yoksa şu Türkiye'yi herhangi bir Avrupa
ülkesi olsa ya da Avrupa'nın içinde bir yerde olsak herhalde Almanya'nın üstünde biz dünya ikincisi olurduk. Yani nüfusumuz da genç, nüfusumuz genç, da yeterli. Evet. Genelde şu esnaftan şöyle şikayetler duyuyoruz. İşte biz çalışacak adam bulamıyoruz. İşte bakmayın işsizlik var ama bir taraftan da biz iş ilanı doğru, veriyoruz. Gelen doğru. Sizin böyle sıkıntılarınız tabii oldu mu? Tabii kesinlikle hani masa başı iş istiyor. Yani biraz da biz tembelliğe mi alıştık bilmiyorum. O hani ülke genelinde var. Yani asgari ücret tamam şu anda yüksek ama asgari ücreti beğenmeyip çalışmayan çok insan var yani. Yani ya çok rahat para kazanan insanlar var hani bu işleri yapmıyor. Yani yoksa ben atölyeyi burada kurardım. Hani Nazilli'de atölyemiz var. Şu anda 50 tane bayan çalışıyor. Orada bile artık sıkıntılar başladı. Yani işçiler artık toplamda kaç diyelim. Kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Ya Didim'de 9 tane sigortalı çalışanımız var. Aile haricinde 9 tane sigortalı çalışanımız var. En son ayrıldığım Nazilli'de de 50 tane personelimiz vardı resmi olarak. Aslında patron için de zor bu tabii. Dönem. Çalışan işçi için de zor. Tabii. İdare etmesi de zor. Ya şimdi ben bu taraftan bakınca hakikaten bir işçinin maliyeti bize çok yüksek. Ama karşı taraftan bakınca bir insan o parayı nasıl geçiriyor ben çok merak ediyorum. Yani, evet. Gerçekten hayat şartları hiç olmadığı evet. Kadar zorlandı. Peki hani nasıl, neler? Melih Bey hoş geldiniz. Siz aynı zamanda Didim'in söz sahibi esnaflarından olarak. Yani söz sahibi derken kanaat önderliği yapan esnaflarından olarak hem içinde bulunduğunuz siyasi anlayışla hem içinde bulunduğunuz siyasi anlayışın karşı anlayışıyla doğru ilişkiler geliştirmiş kişi evet. Olarak Didim'in en temel sorunu ne? Yani baktığın zaman böyle dışarıdan sana bir sihirli sopa verdiler. Al bu sopayla Didim'i işte bir noktayı değiştiriyorsun. Neyi değiştirirdin ilk önce? Ya neyi değiştirdim? Şimdi biz Konya Çumra ilçesindeyiz. Çumralıyız. 1954 yılında kurulmuş Çumra. Ama bizim Çumralılar gerçekten çok akıllı. 1954 yılından beri iktidar hangisiyse belediye başkanına ona oy vermişler. Ama şimdi Çumra'ya gidiyorsun, bizde Fen Lisesi var. Trafik hastanesi var. Yani devlet hastanesinin haricinde trafik hastanesi var. Yani bir devletle barışık olman lazım. Didim'in yatırım alamaması, yani, Didim'in başarılı olamaması siyasi tercih midir diyorsun? Kesinlikle siyaset. Yani, kesinlikle siyaset. Yani ben zannetmiyorum buradaki belediye başkanı Ankara'ya peki, gidip doğru de... Peki doğru mudur iktidarın kendini desteklemediği kanada o zaman sizin söylediklerinizden yola çıkarak? Yani iki taraflı yanlış. Bir taraftan yerel yönetim Ankara'ya gidip ya biz CHP'liyiz ama biz şu yatırımı istemiyoruz demiyor. Karşı taraftan bakınca da ya bu bizim parti değil zaten istemiyor. Ne gerek var? Bu çok bariz belli olan bir şey. Sen böyle bir görev edinmişsin. Bu ilçe evet. için iyi olacaksa, iyiye gidecekse ben her türlü taşın altına elimi koyarım. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Peki içinde bulunduğun kanattan eleştiri de alıyorsun biliyoruz. Ay, evet alıyorum. Yaşam tarzından dolayı. Ne söylemek istersin bu konuda? Çünkü şöyle daha muhafazakar, daha kapalı, daha dini bütün mü demeliyim? Anladım. Kişilere yanında her akşam bara giden bir eğlenen, şimdi, alkol alan. Ben bugün değişmedim. Yani 30 yıldır ben kişiliğimden, karakterimden hiç taviz vermedim. Yani Didim'e geldiğimden beri böyle. Yani ben AK Parti'de hizmet için gittim. Bunu da oradaki yönetimdeki arkadaşlar biliyor. Yani Didim'e biraz katkı sağlayabilir miyiz diye. Yani tam çok sağ görüşlü bir insanım. Yalnız sağ görüşlü şartı, derken sağ senin ben bir sağ sol görüşlüden düşünce olarak ama, farklı olduğun nokta nedir? Ya babadan gelme bir şey herhalde. Sağ görüşlüyüm ama muhafazakar. Konyalıyız, muhafazakarız. Orada yetiştik. Yalnız burada iki dönem belediye başkanında CHP'yi destekledim. Yani o günün şartları onu gösteriyordu. O günkü aday daha iyiydi bence. Daha çok çalışacak. Didim'e bir tık daha değer katacağını düşündüğüm için o gün iki dönem CHP'yi destekledim. Yani burada belediyenin çalışması, hani Didim'in kalkınması bizim işimize geliyor. Yani bizim burada bir yatırımımız var. Bir servetimiz hiç inşaat var. İşine bulaştın mı? Yok, bulaşmadım. Kendi mesleğimde devam ettim.
Yani buradaki didime değer kazanırsa biz de otomatik olarak kalkınırız. Ya yani bunun için savaştım ben biraz. Aslında şöyle, köşeleri olmayan, köşeleri yumuşatan kişi olarak bir siyasi görüşün içinde olup da aykırı olanlar da olmalı. Yani tabii, senin gibi tabii, kişiler de olmalı. Yani camiye de giderim, ya, bara da giderim. Tabii ki. Bu bir dünya görüşüdür, duruşudur. Yaşam tarzın işini olumsuz etkilemediği sürece bence esnaf için bir sıkıntı. Bunun sıkıntısını yaşadın mı? Yani bara gidiyorsun diye senden alışveriş kesen oldu mu? Yani bilmiyorum yani. Hiç görmedim. Hiç tam tersi ilişkilerini güçlendirdi. Yani değil yani oradan da müşteri. Şimdi kapıdan içeri bakınca bütün çevrede müşteri geliyor. Yani ben onu hiç yaşamadım yani. Hani oradan da müşterilerim var. Akşam camiye gidiyorsun ya da bu taraftan da müşterilerim var. En şey yok. Temel sorununuz nedir o zaman? Bu kadar siyasette her şey iyi olsun diye hani ara buluculuk yapmak için o zaman senden dinleyelim. Yani en önemli sorunları ne görüyorsun bu içeriğin en önemli sorunları? Evet, kontrolsüz büyüme dedin. Evet. Onun dışında... Bilinçsiz büyüme, kontrolsüz büyüme. Yani iki muhalefetin hani yetersiz iki değil. Görüşün kesinlikle ben hani ortak masada buluşabilir. Hani zamanında sağ sol davası varken MHP ile İşçi Partisi oturmuş. Ya demiş siz bayrağı seviyor musunuz? Evet. Biz de seviyoruz demiş. Siz vatanını seviyor musunuz? Evet. İzlemiş. Biz niye kavga ettik o zaman demiş. Hani iletişim bence. Ya da iktidarın hani rahat hareket edebilmesi için karşı tarafta muhalefetin yokluğundan yani açık söyleyeyim CHP muhalefette çok zayıf kalıyor. Ülke geneline bakınca. Ama şimdi Didim'e baktığın zaman da yerel yönetim CHP'de AK Parti eleştiremiyor. Yani burada da belediye istediği gibi at oynatabiliyor. Bütün kararları kendine göre alabiliyor. Yani burada da muhalefet yok. Yani dengeyi sağlamıyor. Aynı memleketteki evet, hal neyse yani burada da o diyorsun. Böyle, evet. Peki hiç bu kadar büyük kriz yaşamadık evet. Ülke olarak. Şu son dönemde işte mal alamıyoruz, yurt evet. dışından gelmiyor. Bir dönem Çin'den ilk mallar geldiğinde de evet. bu böyleydi. Biliyorsun kendi üretimimiz. Hı-hı. Ne zaman düzelir, nasıl düzelir? Yani şöyle... Neyle düzelir? İhracat... Ben sokağa mı çıksın insanlar? İslam yok, mı bu en ya da... yani mümkün değil. Yani ben asla tasvip etmediğim şey, kesinlikle tasvip etmediğim şey... yani ben... Sokaktan ziyade hani sandıkta yani cevap verilmesinden tarafım. Bence birkaç ay sonra bu fiyatlar oturacak. Yani ihracattaki fiyatlar, Türkiye'deki fiyat rayına oturduğu zaman bu krizin aşılacağını düşünüyorum. Peki ben hani maç 90 dakikadır evet. ya son anda böyle bir gol gelir şey olur. Sürpriz bekliyor musun? Yani işte bir değişim ya da başka bir hareket, böyle bir politik bir sürpriz yok, 2023'te karar... de yok. Yani CHP'nin adayını bilmiyorum Ankara'da ama hiç öyle bir şey yok yani. Hani AK Parti'nin ayrılan adaylara bakıyorsun. İşte Davutoğlu bir varlık gösteremediler. Ben sürpriz bir adayın geleceğini düşünmüyorum. Ya da radikal bir değişiklik olacağını da düşünüyorum. Bu şekilde yani şöyle giderse yine AK Parti'nin iktidara geleceği görüntüsü var. Onu da biliyorum. Ki CHP'nin adayı çok önemli. Kesinlikle bir sürü düşünmüyorum. Yani. Peki parti Didim'le de düşünmüyorum. Ha, Didim'le de düşünmüyorum. Didim'le de böyle devam eder. Ankara'da böyle devam eder. Görüntüsü var yani bunu bariz belli. Kazancını nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu birkaç yıla kadar arsa almıştık. Birkaç daire edinmiştik kredilerle. Arsa birkaç toprağa yatırım yapıyoruz. Toprağa yatırım. Hiç kripto para kullandığımı oynadın mı? Yani ben hayatımda hiç parayla para kazanmadım. Ona da karşıyım. Kripto para kullanmadım dedim. Yani ama sosyal medyaya inanıyorsun. Sosyal medyayı aktif kullananlardan birisi. Sosyal medya evet. Sosyal medyanın... Takip ediyorum. Alışveriş yapar mısın online? Sen kendin online alışveriş yapıyor musun? Yaptım. Ya burada vardı.
Burada var. Evet. Telefonunda en çok kullandığın aplikasyon nedir? Facebook. Peki sen mağazadan satış yapan biri olarak internetteki fiyatları görüp markaların, ürünlerin gerçek ürün olmadığı ile ilgili şikayetler var. Yani online satışta işte insanlar gördükleri ürünü alamadıklarını söylüyorlar. Bu konuda tüketicinin ciddi bir mağduriyeti olduğu bir dönem. İnternetten satış yapmayı düşünüyor musun? Ya kendini? Düşünmedim yani. Onun için ayrı bir ekip lazım. Ayrı bir sistem lazım. İleride düşünüyorum ama. Ama şu ana kadar hiç öyle bir düşünce içerisine girmedim. Hangisi daha kolay? İnternetten mağaza yönetmek mi? İnternetten kolay tabii. Yani müşterine muhatap olmuyorsun. Göre... İstediğin numarayı gönderiyorsun. Malın geri %10'u geri geliyor. Yanlış ürün gönderdiğinde %90'ı sineye çekiyor. Bu Çin malları ile yerli üretimin ciddi bir rekabet ettiği bir dönem var. Tabii. Çin malları gerçekten kalitesiz mi? Hayır. Şimdi Çin'den ne istersen o gelir. Yani dünyanın en iyi malını Çin yapıyor. iPhone'lar Çin'de yapılıyor. Ama dünyanın en ucuz malını, en şey malını Çin yapıyor. Sen ne istiyorsan o gelir. Ha bizde ilk önce şöyle bir algı oluştu Çin malı diye. Bizde ilk şu ne alırsan 1 liracılar da hep ucuz ürün geldiği için Çin bizim gözümüzde çok kalitesi olur. Aslında dünyanın en iyi ürünlerini Çinler yapıyor. Didim'e dair, Didim bir üretim merkezi olsaydı, Didim'de mesela tarım üzerine mi yatırım yapılmalı yoksa işte turizm yok. Üzerine mi, iktidara yakın hani seni dinleyenler olacaktır, belki izleyen olacaktır. Doğru mu? Hani Didim'in neye ihtiyacı var? Ya Didim şimdi 135 kilometre herhalde sahil bandı var. Tabii ki turizm yani. Kesinlikle turizm. Didim'e insanlar neden gelsin? Bir havası çok güzel. Yani bu dünyada herhalde Türkiye'de kazalarından sonra en iyi oksijenin olduğu yer. Nemin olmadığı yer. Yani İngilizler bile aklı tarafında bir yerde sadece kendi hastalığına tedavi ettirmek için hastane yapıyor. Bunu gördüm yani ben. Astım hastaları için. İngilizler yapıyor. Sadece İngilizleri kendileri oradaki hastaları sadece burada tedavi ettirmek için halih hastane açıyorlar. Sağlık turizmin gerçekten evet, ciddi sağlık, bir evet. Için potansiyel sağlık turizmi olmalı. Eğlence mekanları tabii böyle desteklenmeli. 12'de tabii kapatılıyor yani, falan tatil beldesinde. Yani onun Türkiye genelinde değil de belki iktidar kıyı şeritlerini bence bir tekrar düzenleyeceğini düşünüyorum. Yani çünkü kıyı bantlarında hani tam 12'den sonra şehir merkezlerinde kapalı olabilir. Bu normaldir de kıyı şeritlerinde ben tekrar düzenleyeceğini düşünüyorum. Senin şu söyleyeceğin şeyi çok önemsiyorum. Muhafazakar kitlenin içen, bara giden, eğlenen insanlara karşı böyle ön yargılı bir bakış açısı var. Tam tersi bu tarafında muhafazakar kitleye bir ön yargılı bakış açısı var. Yani iki tarafın evet. Birbirine karşı. Bu anlamda söyleyeceklerin çok kıymetli. Yani her bara giden, her alkol tüketen kötü insan değildir, dinsiz değildir evet. Gibi. Hani gençlere ne tavsiye edersin? Yani burada ya ölçülü hani neye göre ölçü? Sınırlı. Kime göre? Ölçü sınır neye göre, kime göre? Ya, ne yaptığını biliyorsan hani insanın rahatlamaya da ihtiyacı var. Müzeye de ihtiyacı var. Tabii dinini de yerine getirdikten sonra normaldir. Bu öyle düşünüyorum. Sosyalleşmenin bir gereği tabii kesinlikle diyorsun. Yani hani şöyle düşünelim. Muhafazakarlar aşağı gidecekse o zaman aşağıdakiler oy kullanması. Ya da muhafazakarlar yani öyle bir şey yok yani hani pür özgür bir demokrasi ülkesinde yaşıyorsa herkes istediği yere gidebilir. En çok yani kimse kimseyi de eleştirmesine. Yani bu kadar canlı müziği seviyorsun, müzik dinlemeyi seviyorsun, ya, eğlenmeyi seviyorsun. Soralım o zaman. Ya isim vereceksek Temmuz var. Orada karşıda. Yani 20 evet. Yıldır gidiyorum mekanda. Çok Beli abi de çok eskidir. Herhalde benden daha eski. Bu işin piri. En çok kızdığım şeylerden bir tanesi kafeterya, restoran, bar. Yani adam kafe mi, restoran mı, bar mı?
Ya bence kendi sektöründe lider olması lazım. Şimdi Didim'de kaç tane gazeteci var? 50 tane vardır. Ama say diye başlasan bir umut diye başlar. Çünkü işinde lider. Ya ben komşusunun yerine bakmak yerine kendisini daha geliştirmesi lazım. Esnafların ne bileyim kendi sektöründe lider olması lazım. İşini kaybeden emlakçı oluyor. Evet. Yani aydan bir tane ayda bir tane daire satsam yetiyor. Ya bu çok yanlış bir şey. Ve bu bizim yani, kalitemizi tabii, kalite, de düşürüyor ya bu değil mi? Direkt yani? Kaliteye yansıyor, Didim'e yansıyor. Hani başka bir ile gittiğin zaman adam 1800 yıldan beri lokanta işletiyor. Yani öyle yerler var ama Didim'de öyle bir yer var mı? Daha başlamadı. Şöyle de bir problemimiz var bence ilçe olarak. İngiliz kahvaltısı, İngiliz müziği. Oysa evet. Yabancı buraya Türk yemeklerini evet, yemek evet, için geliyor. Tabii. Yani şimdi, nerede diyor yöresel lezzetlere bakabilirim diyor. Biz onlara onların menüsünü sunmaya çalışıyoruz mesela. Evet. Orada da bir çelişki evet. Yaşıyoruz. Sen bir tüccarsın. İyi bir tüccarsın. Senin söyleyeceklerin, gençlere söyleyeceklerin ya, etkili. Önce bir eğitimini tamamlayacak. Yani bilinçli, kültürlü, akıllı ticaret yapacak. Akıllı ticaretten kastın neydi? Akıllı değil ticaret, de? Günün hani bundan 15 yıl önce hiç internet satışı yoktu. Ama bugün internet satışı benim satışımın üstüne geçti. Belki bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra başka bir sistem olacak. Hani yani günü takip edecek yani. Didim'de yardımların da noktası sensin. İnsanlar ayakkabı olsun, mont olsun, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için seni tercih ediyorlar. Evet. Bunu biliyoruz. Ve çoğu da seninle birlikte kalır. Evet. İsim vermeyenler. Vermedim tabii ki. Bir bunu şov yapanlar var, bir de şov yok, olmadan evet, yapanlar tabii. Var. Didim'in yardımseverlik notu kaçtır? 10 üzerinden. Benim kendi açımdan hani yardımseverlik, Didim geneline baktığı Didim zaman genelinden %30. İletişim bozukluğundan mıdır, nedendir bilmiyorum. Ya da yardımlarını başka yerde değerlendiriyordur. Bunu da bilemiyorum. Yani eleştirmek de istemiyorum ama yine de çok kötü değil yani. Yani %30'da dediğim için iyi bir rakam. Sağ olsun belediye ciddi bir yardımlarda bulunuyor. Okul kıyafetlerine, ihtiyaç sahiplerine. Ki bilerek, kime verdiklerini bilerek yapıyorlar. Kaymakamlık veriyor ve ismini söyleyemeyeceğim bayağı bir müteahhit olsun, avukatlar olsun, onlar var. Ciddi yardımlarda bulunuyorlar. El ele omuz omuza bu zor günleri aşacağız, atlatacağız. Var mı abi son söyleyeceğim bir şey? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Veli abiyle bekliyorum.